Herkese selamlar, ben Coşkun. Telefonlarda büyük indirimlerin yapıldığı Kasım ayına girmemizle birlikte bizleri güzel kampanyalar karşılıyor olacak. Telefon almayı düşünüyorsanız eğer bu kampanyaları kesinlikle kaçırmamanızı öneririm. Çünkü çok sık karşılaştığımız şeyler değil. Fiyatını hak edecek doğru bir telefon almanıza yardımcı olabilmek adına da 20.000 ile 30.000 TL fiyat aralığında alınabilecek en iyi telefonları önereceğim. Ve tercihinizi çok daha kolay bir şekilde yapabilmeniz için de tavsiye ettiğim her modelin ağır basan noktalarına ve zayıf noktalarına da değineceğim. Bu liste haricinde aklınızda olan, beğendiğiniz veya satın almayı düşündüğünüz telefon modelini mutlaka yorumlar kısmına yazın ki sizlere oradan geri dönüş sağlayarak doğru telefon almanıza yardımcı olabileyim. Kanalımın büyümesi ve daha kaliteli içerikler gelmesi adına videolarımı beğenmeyi ve kanalıma da abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Orta üst segmentte alınabilecek en mantıklı telefonlar hangileri? Hazırlamış olduğum listeme bakmaya başlayalım. İlk çıkış fiyatıyla cazip bir telefon değildi fakat yapılan çok büyük fiyat indirimleriyle birlikte Honor 200 herkesin dikkatini çeken bir telefon oldu. Bu telefona mutlaka bir şans vermeniz lazım. Amiral gemi yani üst segment telefonlarla yarışacak bir performans vaat etmese de ekranı, kamerası, hafızası, RAM'i ve hızlı şarjıyla göz doldurucu özellikler barındırıyor. Honor 200'ün tüm detaylarına değinmeye başlayarak ilk telefonumuzla açılışımızı yapmış olalım. Honor 200'ün dört köşesi de kavisli bir yapıda. Honor 90'la neredeyse birebir aynı tasarım dilini kullanıyor. Sadece kamera tasarımları farklı gösteriyor. Kamera tasarımı için biraz ilginç diyebilirim ama genel manada tasarımı başarılı. 6.7 inçlik geniş bir ekranı var. Telefonda bol bol video izliyorsanız ve ekranının renklerine canlılığına da önem veriyorsanız Honor 200 bu konuda da sizleri kesinlikle üzmeyecek çünkü AMOLED ekran kullanan Honor 200 120 Hz HDR destekli 1 milyar renk üretebiliyor ve üstelik ekran çözünürlüğü de 1.5K olduğu için bayağı bir keskin. Telefonda da HDR bir video açtığınız zaman 4000 nit gibi inanılmaz yüksek bir parlaklık değerine de çıkabiliyor. 12 GB RAM ve 512 GB depolamaya sahip olmasından dolayı RAM ve hafıza yönünden çok bonkör davranılmış. Telefonda çok fazla sayıda uygulama açıp aynı anda işlemler yapıyorsanız RAM değeri çoklu uygulama konusunda da gayet yeterli. Bu modelde hafıza kartı desteği bulunmasa da 512 GB'ı doldurmak için bayağı bir uğraşmanız lazım. Honor 200'ün aslında en zayıf diyebileceğim noktası işlemci performansı. Qualcomm'un 4 nanometre mimarisine sahip Snapdragon 7 Gen 3 işlemcisini kullanıyor. Bu işlemci normal şartlarda orta segment için güçlü sayılabilir fakat Honor 200'ün segmentinde çok daha performans cihazlarda bulunuyor. Yanlış anlaşılma da olmasın, Honor 200'de kullanılan Snapdragon 7 Gen 3 Yonga seti standart günlük kullanım işlerinde ihtiyaç ve isteklerinize anında cevap verebiliyor. Bu bahsettiğim işlemci gücü farkını uzun vadeli kullanımlarda render işlemlerinde veya oyun oynarken hissedeceksiniz. Oyunda demişken PUBG'yi ortalama 60 FPS'te de oynayabiliyorsunuz. Honor 90 bile kamera yönünden çok şey vaat ediyordu. Honor 200'de bu durum daha da iyileştirilmiş. Ana kamerası OIS destekli 50 megapiksel f2.0 diyaframa sahip. Ana kameranın sensör birimi de Sony'nin IMX906'sı. Ana kameraya 50 megapiksellik OIS destekli telefoto ve 12 megapiksellik ultra geniş yardımcı kameralar da eşlik ediyor. Telefoto kamerasında bile optik görüntü sabitleyici olan çok nadir cihazlardan. İki kamerada birden optik görüntü sabitleyici bulunması dikkat edilmeyen ama çok önemli bir ayrıntı. Ön selfie kamerası da 50 megapiksel. Gün ışığında iyi dinamik aralık ve canlı renklere sahip başarılı fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Kumlanma az ve ayrıntılarda iyi korunuyor. Düşük ışıktaki çekimlerde de gölgeler ve karanlık kısımlardaki ayrıntı seviyesi iyi fakat karanlık ortamlarda aydınlatma çok uygulandığı için gökyüzü gereğinden fazla parlak çıkıyor ve bu yüzden çok doğal gözükmüyor. 2.5 kat optik, 50 kata kadar da dijital zoom'da yapabiliyorsunuz. Video tarafındaysa 4K'da 30 FPS, 1080p'de de 60 FPS videolar kaydedebiliyorsunuz. Bence video tarafındaki en büyük eksikliği 4K'da 60 FPS video kaydı yapamaması olmuş. Ön kamerasında bile 4K'da 30 FPS video çekimi yapması olumlu noktalarından biri kabul edilebilir. 5200 mAh'lik bataryası çok yoğun kullanımda bile günü çıkarmanıza olanak sağlıyor. 100 Watt'lık hızlı şarj desteği sayesinde de ortalama 30 dakikada telefonu full şarj edebiliyorsunuz ki bu da gayet kısa bir süre. Android'in 14 yazılımını kullanan Honor 200, 2 veya büyük ihtimalle 3 ana Android sürüm 4 yılda güvenlik güncellemesi alacak. Bu segmentteki diğer cihazlara da baktığımız zaman hemen hemen aynı güncelleme politikasını sunuyorlar. Honor 200, ekran ve pil performansı konusunda şaşırtıcı ve başarılı bir telefon. Fakat üst seviye performans isteyen veya sürekli oyun oynayan kullanıcılar listede önerdiğim diğer modellere de bakabilir. Fotoğraf ve video çekimi üst düzeyde yer alan bir telefon istiyorsanız bence segmentinin en iyi kamerasına sahip olan S23V'ye tam olarak istediğiniz bir telefon olacak. Ekran kalitesi ve malzeme yapısıyla da dikkat çeken bir telefon. Ayrıca uzun yıllar güncelleme alacak olması da çok önemli. S23V'yi bu listeye niye ekledim?
hangi konularda başarılı, niye tercih edilmeli veya edilmemeli kısa kısa da bir anlatayım. S23 Fiat tasarımını aslında S23 ailesinden alıyor. Normal düz S23'te tasarımları aynı. Tasarımı Çinli markalardaki gibi çok cafcaflı olmasa da olabildiğince sade tutulmuş. Telefonun ön ve arka yüzeyi Gorilla Glass 5'ten oluşuyor. Çerçevesi de alüminyum. Oldukça sağlam ve premium duruyor. 6.4 inç dinamik AMOLED 2X 120 Hz ekran yenileme hızına sahip. HDR 10 Plus destekli. 1450 nit parlaklık değeri sunabilen ekran özellikleriyle geliyor. Samsung'un bu kullanmış olduğu dinamik AMOLED 2X ekranı renk ve keskinlik konusunda gerçekten mükemmel. S23 F'de 8 GB RAM bulunuyor. Uygulama konusunda hiçbir problem yaşatmıyor. Depolama kısmındaysa 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği mevcut. Hafıza kartı desteği olmadığı için hafıza seçimini çok dikkatli yapmanız gerekiyor. Herkesin fazlasıyla sorduğu ve merak ettiği S23 F'nin işlemci performansına değinirsem, S23 F 5G destekli Samsung'un yeni işlemcisi olan Exynos 2200'ü kullanıyor. Normal şartlarda bu işlemci Snapdragon 888'den ortalama %30 ve %40 daha performanslı. Snapdragon 8 Gen 1'e göre de %10 daha az performans sunuyor. Bu işlemci amiral gemi seviyesinde olduğu için telefondaki tüm işlemlerinizi sorunsuz bir şekilde halledebiliyorsunuz. Her ne kadar amiral gemi hızlı bir işlemci olsa da oyunlarda ne yazık ki Snapdragon işlemciler kadar stabil değil. Bunun aslında en büyük örneği, eğer telefonda sürekli PUBG oynuyorsanız bu segmentte bulunan Snapdragon işlemcili cihazlarda stabil bir şekilde 60-90 FPS sabit oynarken ne yazık ki S23 F'de stabil olarak 60 FPS oynayamıyorsun. Fakat S23 F'nin oyun konusunda inanılmaz bir rakipsiz özelliği bulunuyor. Hatırlarsanız iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max Ray Tracing yani ışın izleme desteğiyle gelmişti. Işın izleme teknolojisi yani Ray Tracing S23 F'de de yer alıyor. Bu özellik bu fiyat bandında bulunan hiçbir cihazda da yok. Telefonda Ray Tracing destekli bir oyun açtığınız zaman oyun gerçek zamanlı ışığı yansıtabildiği için avantajını çok rahat bir şekilde görebiliyorsun. S23 F gene bulunduğu segmentte kamera konusunda zirveye oynuyor. Ana kamerası OIS destekli 50 megapiksel f1.8 diyafram aralığı var. Toplamda üçlü kamerayla geliyor. Ana kameranın sensör birimi Samsung GN5. Şöyle ilginç bir ayrıntı da vereyim. Bu kamera sensörünün aynısı S23 modelinde de kullanılıyor. Ana kamera ek olarak telefoto ve ultra geniş kameraları da var. Ön kamerası da 10 megapiksel. Telefoto kameraya sahip olduğu için bu telefonda 30 kat zoom yapılabiliyor. Kamera kalitesi bulunduğu segmentin en iyilerinden. Gece çekiminde inanılmaz iyi işler çıkartıyor. Kontrast seviyesi iyi, renkleri de başarılı. Bu segmentte de 8K video çekebilen tek cihaz. Ana kamerasında 4K'da 60 FPS, Full HD'de de 60 FPS video çekilebiliyor. Ayrıca kamerasındaki şu önemli detayı da atlamayayım. Ana kamera haricinde telefoto yani zoom kamerasında bile optik görüntü sabitleyici bulunması açıkçası beni çok şaşırttı. Çünkü S23 F'den daha pahalı bazı telefonların sadece ana kameralarında OIS kullanılıyor. Ön kamerada da sıklıkla video çekiyorsanız 4K'da 60 FPS videolar bile kaydedebiliyor. Bu özellik bu segmentteki neredeyse hiçbir cihazda da yok. 4500 mAh bataryaya sahip olduğu için normal günlük kullanımda günü tamamlıyor. Diğer Samsung modellerde olduğu gibi S23 F'de de yine 25 watt'lık bir hızlı şarj desteği mevcut. Diğer modellere baktığımız zaman şarj süresi 25 watt'tan dolayı tabii ki çok hızlı sayılmaz. Samsung'un her S serisinde yer verdiği kablosuz şarj desteği S23 F'de de var. Hem telefonun kendisi kablosuz şarj olabiliyor hem de kablosuz şarjı destekleyen başka telefonu da şarj edebiliyor. Bu modelde gene IP68 sertifikası yer alıyor. 1.5 metreye kadar tatlı suda da 30 dakika dayanabiliyor. S23 F'ye çıkış yaptığı dönemde Android'in 13 yazılımıyla gelmişti. Çok yakın zamanda da Android'in 14 sürümünü de aldı. Toplamda 4 ana Android sürüm ve 5 yılda güvenlik güncellemesi alacağı için Android 17'ye kadar da güncelleme desteği var. Samsung yazılım konusunda diğer firmalara göre gerçekten başarılı ve yazılım desteği konusunda da bayağı bir önem veriyor. Telefon listemde mutlaka olmazsa olmaz modellerimden bir tanesi de OnePlus Nord 3. Aslında Nord 3 çok ilginç ve arayüzüyle farklı deneyim sunan bir telefon. 16 GB RAM'i, 80 watt hızlı şarj desteği ve 10 bit Fluid ekranı gibi üst düzey özellikler barındırıyor. İşlemci performansı gayet iyi ama listedeki en hızlı telefon da değil. Tasarım konusunda da ilginizi çok fazla çekmeyebilir. Zaten bu telefonun da iddialı olduğu konular bunlar değil. Diğer önemli özellikleriyle ön plana çıkmayı başaran bir telefon. Tasarım konusunda OnePlus Nord 3 özünde Nord 2G'ye göre çok fazla benziyor. Tasarım kısmı olabildiğince sade tutulmuş ve segmentinde bulunan cihazlarla da kıyaslayacak olursam çok havalı duruyor diyemem. Telefonun arka yüzeyi Gorilla Glass 5'ten oluşurken çerçeve kısmı da plastik. Telefonda geniş bir ekran arıyorsanız OnePlus Nord 3 kesinlikle bu konuda ihtiyacınızı görecek çünkü 6.75 inç bayağı geniş bir ekranı var. Ekran özellikleri kısmında Fluid AMOLED, 1 milyar renk üretebilen, 120 Hz, HDR 10 Plus destekli, 1450 nit'e ulaşabilen ekran özelliklerine sahip. Gene bu ekranda film, dizi veya video izlerken veya içerik tüketirken fazlasıyla keyif alacaksınız. OnePlus Nord 3 bulunduğu segmentte en güçlü işlemciye sahip mi derseniz tabii ki değil ama işlemcisi gene gayet performanslı. MediaTek'in 5G destekli Dimensity 9000 işlemcisini kullanıyor. Bu işlemci Snapdragon'un 8 Gen 1'inden %10 daha yavaş sayılır. Fakat tabii ki bunu günlük kullanımda hissetmeniz çok zor. Bu işlemcinin performansı çok üst düzeyde. Zaten amiral gemi düzeyinde bir işlemci. Oyunlarda da sizi kesinlikle üzmeyecek. OnePlus Nord 3 bulunduğu segmentte en yüksek
RAM değerine sahip cihaz sayılabilir. Tamtam'ın 16 GB RAM'i var. Telefonun arka planında sabahtan akşama kadar uygulama açsanız bile uygulama hala çalışmaya devam ediyor ve arka planda uygulama kapatma gereği duymadan tüm işlemlerinizi rahat bir şekilde de devam edebiliyorsunuz. Hafıza konusunda da 256 GB'lık bir depolaması bulunuyor. Hafıza kartı desteği olmasa da 256 GB normal bir kullanım için yeterli ve iyi bir değer. OnePlus Nord 3 kamera özellikleri kısmında üçlü bir kamera sistemi kullanıyor. Ana kamerası 50 megapiksel, OIS destekli f1.8 diyaframa sahip. Ultra geniş ve makro yardımcı kameraları da var. Ana kameranın sensör birimi ise Sony'nin IMX890'ı. OnePlus Nord 3'e çok üst seviyede yetenekli bir kamera sensörü yerleştirilmiş. Video çekimi önemli olanlar için 4K'da 60 fps, Full HD'de de 60 fps videolar kaydedilebiliyor. Kamera kalitesi konusunda da güneşin de gürültüden arındırılmış, renkleri oldukça canlı ve doygun fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Düşük ışık kısmındaysa pozlaması harika ve sunulan renklerde mükemmele yakın, üst segmente yakışır bir kamera kalitesi var. 5000 mAh bataryaya sahip olmasından dolayı çok aktif kullanımda rahatlıkla bir günü çıkartıyor. OnePlus Nord 3'te 80 Watt'lık da bir hızlı şarj desteğine yer verildiği için ortalama 30 dakikada da full şarj edebiliyorsunuz. Zaten artık üst segment sayılabilecek telefonlarda da açıkçası görmek istediğimiz watt değerleri de bu. Bu 80 Watt'lık şarj adaptörü de gene telefonun kutusundan çıkıyor. Ayrıca satın almanıza gerek yok. OnePlus Nord 3 Android'in 13 yazılımını kullanıyor. Toplamda 3 ana Android sürüm 4 yılda güvenlik güncellemesi alacak. Poco F6'nın fiyatına göre sunduğu performansı muazzam. Oyun konusunda da beklentilerinizi çok rahat bir şekilde karşılayacak. Poco F6 ile ilgili aklınızda herhangi bir soru işareti bulunuyorsa tüm detaylarına tek tek değinerek aklınızda oluşan bu soru işaretlerini de tamamen yok etmeyi düşünüyorum. Poco F6 temelinde selefi olan Poco F5 ile aynı tasarım dilini kullanıyorlar. Sadece kamera kısmındaki halkalar bir tık daha büyütülmüş. Tasarımı herkesin hoşuna gitmeyebilir ama sade bir tasarımı var. Poco F6'nın malzeme kalitesi yönünden neredeyse diğer Poco'lardan hiçbir farkı yok. Telefonun arka yüzeyi ve çerçeveleri plastik bir yapıdan oluşuyor. Telefonu elinize aldığınız zaman bu plastik malzeme kalitesini rahatlıkla hissedebiliyorsunuz. En azından ekran kısmında Gorilla Glass Victus kullanılmış olması telefonu çizilmeye ve darbeye karşı daha dayanıklı hale getirmiş. Poco F6 6.67 inç boyutunda çok küçük bir telefonda sayılmaz. 1.5K çözünürlüğe sahip Dolby Vision ve HDR10 Plus destekli 68 milyar renk üretebilen AMOLED bir ekran barındırıyor. Bu ekranın en güzel yanı da bu fiyatta çoğu cihazın ulaşamadığı 2400 nit gibi parlaklık değerine ulaşabiliyor. Bu diğer HDR film vesaire izlerken çok işinize yarayacak. Ekran özellikleri gerçekten çok dolu. Şu an fiyat olarak neredeyse 2-3 katı olan bazı telefon modellerinde bile bu ekran özelliklerini göremiyoruz. Film, dizi veya video izlerken, telefonda dolaşırken ekranının kalitesi sizi fazlasıyla şaşırtacak. O derece iyi bir ekranı bulunuyor. Bu segmentte de neredeyse tüm telefonlarda standart olarak gördüğümüz 120 Hz'lik ekran yenileme hızı da yine Poco F6'da mevcut. Poco F6'nın 8 GB RAM ve 256 GB dahili hafıza veya 12 GB RAM, 512 GB dahili hafıza olmak üzere RAM ve depolama yönünden iki farklı versiyon kullanılmış. Bu telefonda en dikkat etmeniz gereken nokta da bu modele hafıza kartı da takılamadığı için seçiminizi iyi yapmanız lazım. Zaten 8 GB RAM'li versiyonda bile günlük kullanımda çoklu uygulama konusunda herhangi bir problem yaşamıyorsunuz. Evet, gelelim Poco F6'nın en iddialı olduğu noktaya, yani işlemci performansına. Poco F6'nın selefi olan Poco F5'te daha çok giriş ve orta segment diyebileceğimiz bir işlemci kullanılıyordu. Poco X6 Pro'da da çıtayı birazcık daha üste taşıyarak üst segmente yakın çok daha güçlü bir işlemci kullanmışlardı. Fakat Poco F6 işlemci konusunda çok iddialı geliyor. Poco F6'da Qualcomm'un 5G destekli Snapdragon 8S Gen 3 işlemci tercihi yapılması bence mükemmel bir karar olmuş. Çünkü Snapdragon 8S Gen 3 öyle yabana atılacak bir işlemci değil. Her ne kadar şu an için Android'in en hızlı işlemcisi olan Snapdragon 8 Gen 3'ün kırpılmış versiyonu olsa da Poco F6 Pro modelinde bulunan Snapdragon 8 Gen 2'yi yapay zeka performansı ve GPU hariç çoğu alanda yakalayabiliyor. Bu segmentte satın alabileceğiniz en iyi hızı ve performansı sunuyor. Telefonda ağır uygulamalar açıp grafikli oyunlar oynuyorsanız altından da çok rahat bir şekilde kalkabiliyor. Telefonda sürekli oyun oynamayı seven biriyseniz PUBG'yi 120 FPS'te en akıcı düzeyde de oynatabiliyor. Biliyorsunuz ki bugüne kadar Poco telefonların kamera kaliteleri yüzümüzü çok fazla güldürmemişti. Poco F6'da bu durumu biraz da olsa düzeltmeyi başarmışlar. Ana kamerası OIS destekli 50 megapiksel f1.6'da diyafram aralığına sahip ve ana kameranın sensör birimi ise Sony'nin IMX882'si. Ana kamera ek olarak 8 megapiksellikte bir ultra geniş kamera da eşlik ediyor. Ön selfie kamerası da 20 megapiksel. Poco F6'da kullanılan bu kamera sensörü genellikle orta segment cihazlarda yer aldığı için gücü zaten belli. Çok doğal fotoğraf çekmese de kumlanma düzeyi düşük seviyede. Dinamik aralığı ve beyaz dengesi konusunda da iyi diyebilirim. Gece çekimlerinde de ihtiyacınızı yine tam olarak karşılamayacak olsa da detay seviyesi de fena değil. Zoom konusunda zaten bir beklentiniz olmasın. Çünkü telefoto kameraya sahip değil. Video tarafında da 4K'da 60 FPS, Full HD'de de 60 FPS videolar çekilebiliyor. Ön kamerası da Full HD'de maksimum 60 FPS'i destekliyor. Açıkçası bu segmentteki bir cihazın ön kamerasının 4K video çekim yapabilmesini isterdim. Aslında Poco F6'nın kamerasını özetleyecek olursam diğer Poco'lara göre kesinlikle daha başarılı. Fakat yine de segmentindeki telefonlarla yarışacak seviyede değil. Artık her Poco serisinde standart hale gelen 5000 mAh
miktarlık batarya Poco F6'da da kullanılmış. Poco F6 pil ömrüyle harikalar yaratan bir telefon olmasa da yoğun kullanımda günü tamamlayabilecek batarya performansı sunabiliyor. Tabii ki bu durum oyun oynayıp oynamadığınıza göre de değişiklik gösterebiliyor. Poco F6 selefi olan Poco F5 ve Poco X6 Pro'ya göre artık çok daha kısa sürelerde şarj olabiliyor. Poco F6'da 90 wattlık hızlı şarj desteği bulunduğu için ortalama 35 dakikada da şarj olabiliyor. Artık telefonlarda şarj konusunda standart diyebileceğimiz değerlerin bu olması lazım. Poco X6 serisiyle birlikte sonunda güncelleme desteğini uzatmıştı. Bu durum Poco F6'da da devam ediyor ve Poco F6 Android'in 14 versiyonuyla çıkış yaptı. Toplamda 3 nesil ana Android sürüm 4 yılda güvenlik güncellemesi alacak. Şimdi fiyat olarak baktığımız zaman Poco F6 ile hemen hemen aynı fiyatlarda Redmi Note 13 Pro Plus 5G'de var. Tasarım olayı tamamen kişisel bir şey olduğu için tasarımı bir kenara bırakarak eleştirime başlıyorum. Poco F6 performans konusunda Redmi Note 13 Pro Plus'a göre fersah fersah öndeyken, ekranı daha iyi özellikler sunabiliyorken, video çekim kalitesi de öndeyken sırf 15 dakika daha hızlı şarj olabiliyor diye niye Redmi Note 13 Pro Plus'ı satın alayım? Sonuçta göz var, izan var. Xiaomi'nin bazı telefonlar için belirlemiş olduğu fiyat politikasını acilen gözden geçirmesi gerekiyor. Samsung'un S23'ü öyle bir telefon ki çok uzun süredir bulunduğu fiyatta çoğu telefon S23'ü tahtından indirmeyi başaramadı. Gerek performansıyla gerek kamera ve ekran kalitesiyle çok üst sınıfta yer alan bir telefon. Her ne kadar S23'ün bazı beğenmeyeceğiniz bir iki eksisi olsa da bence bunlar da göz ardı edilebilir. En azından S23'ün artı ve eksileri neler? Bu telefon bizlere neleri iyi sunuyor veya neleri iyi sunamıyor? Bu detayları anlatayım ki seçiminizi ona göre yapın. Samsung S23'ün oldukça sade ve yalın bir tasarımı var. Samsung S23 serisiyle birlikte bu yeni tasarım diline geçmişti. Telefonun çerçevesi armor alüminyum. Ön ve arka kısmında Gorilla Glass Victus 2 ile geliyor. Gorilla Glass Victus 2'nin en büyük olayı oldukça sağlam ve çizilmeye karşı da dayanıklı. S23'ün malzeme kalitesi premium olduğu için elde tuttuğunuzda da hissiyatı çok iyi. Tabii ki hafif olması da cabası. S23 ekran boyutu konusunda sizi çok memnun edebilir veya etmeyebilir. Çünkü ekran boyutu 6.1 inç. Her ne kadar tek elle kullanımı rahat ve taşıması kolay olsa da çok geniş ekranlı telefonlara alıştıysanız eğer S23 boyut anlamında size biraz küçük gelebilir. S23'ün en başarılı olduğu konulardan bir tanesi de tabii ki ekranı. Ufaktan ekran özelliklerine bir değineyim. Ekran çözünürlüğü Full HD Plus 120 Hz. HDR10 Plus destekli Dynamic AMOLED 2X ekranı var. Bu ekran oldukça üst seviye diyebileceğimiz amiral gemi sınıfında ve en iyilerinden biri. Renklerin doygunluğu canlı harika. Tam olarak 1750 nite kadar ulaşabiliyor. Bu parlaklık değerinin önemini size şu şekilde açıklayayım. Bu ekranı full parlaklıkta güneş altında görmemeniz imkansız. Genellikle bu fiyat seviyesindeki cihazlarda 12 GB RAM alışık olsak da S23'te 8 GB RAM kullanılıyor. 8 GB RAM çoklu uygulama konusunda herhangi bir problem yaşatmıyor. Bu yüzden 8 GB RAM'i çok fazla dert etmenize gerek yok. 128 veya 256 GB olmak üzere toplamda 2 farklı dahili hafıza seçeneği sunulmuş. Tabii ki S23'te hafıza kartı desteği olmadığı için 256 GB'a yönelebilirsiniz. Şu an için 128'lik ile 256'lık arasındaki fiyat farkı bayağı bir az. Tabii ki ben şiddetle 256 GB'lığını öneriyorum çünkü 128'lik versiyonla 256 GB'lık versiyon arasında hız farkı bulunuyor. 256 GB'lık versiyonda UFS 4.0 depolama birimi kullanılıyorken 128 GB'lık versiyonda UFS 3.1 depolama teknolojisi kullanılmış. Yani aslında kısaca bir özet geçmem gerekirse 256 GB'lık versiyonda veri okuma yazma hızınız 2 kat daha yüksek olacak. Telefonunuz hem daha hızlı açılacak, hem telefon içindeki verileri daha hızlı kopyalayabileceksiniz, hem uygulama açılma süreleriniz hızlanacak. S23'ü fiyatında rakipsiz yapan en büyük noktası, eğer Snapdragon 8 Gen 3'ü saymazsak Android aleminin en hızlı işlemcisini kullanıyor. Qualcomm'un 5G destekli özelleştirilmiş Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi sayesinde telefon baştan aşağı hız ve performans konusunda mükemmel işler çıkartıyor. Hiçbir gecikme, kasma, donma, yavaşlama yaşatmıyor. Hız olarak aslında kusursuz bir yapıda. Snapdragon 8 Gen 2 enerji verimliliği konusunda da çok iyi olduğu için telefonun ısınması da bir hayli zor. Telefona yüklemiş olduğunuz bütün ağır oyun ve uygulamaları zorlanmadan rahatlıkla açabiliyor. Telefonda sürekli PUBG oynayan biriyseniz ultra aşırı seçeneğiyle birlikte 120 FPS oyun deneyimi yaşayabiliyorsunuz. S23 kamera konusunda da gene oldukça iddialı. Ana kamerası 50 megapiksel f1.8 diyaframa sahip ve OIS destekli üçlü kamera dizilimiyle geliyor. Bu kameraya ekstra olarak telefoto ve ultra geniş kameraları da eşlik etmiş. Telefoto kamerasında bile optik görüntü sabitleyici bulunması çok ince düşünülmüş ve önemli bir ayrıntı. S23'ün ana kamerasında da Samsung'un GN5 izosel sensörü tercih edilmiş. Kamera kalitesine bakacak olursak fotoğrafların kontrast seviyesi yüksek, dinamik aralığı da iyi. Fotoğrafların renkleri fazla doygun olsa da canlı renkler sunabiliyor. Odaklama konusunda da bayağı bir hızlı. Telefonda da zoom kalitesi sizin için önemliyse 30 kata kadar zoom yapıp fotoğraf çektiğiniz takdirde bile neredeyse kayıpsız ve iyi fotoğraflar çekebiliyor. Düşük ışıkta yapmış olduğunuz çekimlerde de mükemmel sonuçlar veriyor. Pozlaması iyi ve gürültülü kısımları yani kumlanmaları da çok iyi temizliyor. Video çekimi de önemliyse 8K'da 30 FPS, 4K'da 60 FPS, Full HD'de de 60 ve 120 FPS video kaydı yapılabiliyor. Tabii ki video çekiminden de harika sonuçlar bekleyebilirsiniz. Ayrıca geniş açıda 4K 60 FPS, ön kamerada da 4K'da 60 FPS video çekim desteğinin bulunması, bunlar da kenara atılmayacak ciddi özellikler. Ön kamerasının
telefonun kalite düzeyi de üst segmente yakışır seviyede. S23'ün bataryası nasıl derseniz, Samsung S20'deki hatalarını görerek S23'te hem ısınma sorununu çözmüş hem de pil performansını. Snapdragon 8 Gen 2 enerji verimliliği konusunda çok iyi olduğu için S23'e de bu durum çok olumlu yansımış ve yoğun kullanımda bir günü rahat bir şekilde tamamlıyor. S23'te 25 watt hızlı şarj desteği mevcut. Fakat kutusundan şarj adaptörü çıkmıyor. Şarj adaptörünü ayrıca satın almanız lazım. Bu 25 watt olayına gelecek olursak, bence 25 watt artık günümüz şartları için biraz komik kalabilir, çünkü Samsung'un rakiplerine baktığımız zaman telefonlarının watt değerleri çok yüksek seviyede ve çok kısa sürelerde de şarj olabiliyorlar. Samsung'un her serisinde yer verdiği kablosuz şarj desteği S23'te de var. Kablosuz şarj desteğinin olması da günlük hayatta size inanılmaz kolaylık sağlayacak. Telefonda sizin için su ve toz dayanıklığı da önemliyse S23'te IP68 sertifikası da bulunuyor. 1,5 metreye kadar tatlı suda 30 dakika dayanabiliyor ve toz geçirmiyor. Samsung yazılım desteği konusunda son zamanda bayağı güzel işler yapıyor. S23 Android'in 13 sürümüyle çıkış yapmıştı. Çok yakın zamanda Android'in 14'ünü de aldı. Toplamda 4 nesil Android sürüm güncellemesi 5 yılda güvenlik yazılım desteği alacak. Bu güncelleme desteği tabii ki bayağı bir uzun sayılabilir. 20 ile 30 bin TL arasında kayda değer güzel telefon seçenekleri bulunuyor. Bu önerdiğim modelleri mutlaka takibe alın ve Kasım ayının özel fiyat indirimi yapıldığı takdirde de kaçırmayın. Bu listede önermiş olduğum birçok model günlük kullanım ihtiyaçlarınızı çok rahat bir şekilde karşılayabilecek, hatta beklentilerinizi aşacak potansiyeli bile sahipler. Bu listede de yer almasını istediğiniz bir telefon modeli varsa eğer, mutlaka yorumlar kısmına da yazmayı unutmayın. Başka bir videoda tekrar görüşmek dileğiyle, sağlıcakla kalın.